Verileri girdiğiniz zaman sistem gelir işletme hesap özetini oluşturuyor. Ondan sonra tek tuşa bastığınızda KDV beyannamesini muhtasarı veriyor. E biz ne yapacağız? Biz de el müşavir olacağız o zaman. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum üstadım. Biz riskli gibi görünüyor bu meslekle alakalı ama aslında bana göre bu bir avantaj. Eğer bu avantajı önümüzdeki 5 yıl içerisinde doğru kullanırsak meslek odalarımız, meslek gruplarımız ve biz meslektaşlar vizyonumuzu açar isek, teknolojiyi doğru kullanır ve bununla beraber biz sanal muhasebeci statüsünde kalmaktan çıkar isek, sanal muhasebeci olmayız, bir mali müşavir olur isek işimiz kolay. Peki neye ihtiyacımız var bizim? Artık yeni modellemelere ihtiyacımız var. Biz muhasebeci firmamızın felsefesini bilmek zorundayız. Firmamızın matematiksel işlemlerini bilmek zorundayız. Mükelleflerimiz de artık sadece beyannamesini yapan kişi olmaktan çıkıp yönlendiren kişi olmak zorundayız. Çünkü sistem bizi buraya götürüyor. Biz yani bize diyorlar ki ne iş yapıyorsunuz? Mali müşavirim diyorum. Ha muhasebecisin. Yok kardeşim ben muhasebecinin üstündeyim, mali müşavir. Biz onun evraklarına girdiğimiz sürece muhasebeciyiz. Biz mali müşaviriz. Bu mesleği çok kolay mı elde ettik biz? Bir çaba sarf ettik. Bunun karşılığını da bizim vermemiz gerekiyor. O yüzden önümüzdeki süreçte mutlaka işletmelerin stratejilerini üreten, mali analizlerini yapan, onları yönlendiren statüsünde bir hale almak zorunluluğumuz var meslekte. İnternet ayrılmaz bir bütün oldu dedim devlet sistemi içerisinde. Peki internetin iletişim boyutunu bu kadar kısa anlattıktan sonra bir de dönüp bir devlete bir bakalım. Devlet için vergi ne kadar önemli? Anayasanın 73. maddesi diyor ki kamu giderlerini karşılamak üzere herkes gücü nispetinde vergi verecek. Bu devlete vergi alma yetkisini veriyor. Anayasanın bu maddesi iptal edilirse tüm vergi kanunlarını çöpe atabilirsiniz. Çünkü hepsinin kaynağı bu. Peki devlet gerçekten vergi alabiliyor mu? Devlet vergi alıyor. Bu veri 2016 verisi, 2017 verisini açıklamadı Gelir İdaresi henüz. Muhtemelen Nisan'dan sonra açıklanacak. Bu benim 5 yıl önce Kayıt Dışı Para diye bir kitabım yayınlanmıştı. O kitaba bu tabloyu almıştım 5 sene evvel. Bu eğitim için 2 hafta önce döndüm, bu tabloyu tekrar güncelledim ve iki tabloyu yan yana koydum. Ne değişmiş? Türkiye'de devletin topladığı verginin %85'i mükelleften alınan vergi değil. Tüketiciden alınan vergi. Ekmekten, gazdan, sigaradan, en çok sigaradan, sigaradan alınan vergi. Devlet ticari faaliyetten dolayı ne kadar vergi alıyor? %15. Ben 18 tane Avrupa ülkesinin vergi sistemlerini incelemiştim daha önce kitap kaynakları için. O zaman şuna bakmıştım. Bütün 18 Avrupa ülkesinin vergi sisteminde doğrudan vergiler, vergilerin %70'inin altında değil. Hepsinde farklılıklar var ama ortalamaya baktığınızda devlet vergiyi doğrudan vergi, yani ticaret yapandan vergi alıyor. Biz kimden vergi alabiliyoruz? Ticaret yapmayana. Ama niye? Şimdi size, bunlar benim verilerim değil üstadlarım, bunlar devletin verileri. Bakın size, önümüz geçen 4 senenin bilançosunu veriyorum, devlet bütçesini veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2015 bütçesinde bütçe gelirlerinde verginin payı ne kadar? Bir bakıyorum %88. 2016'da ne kadar? %87. 2017'de ne kadar? %79. Bu sene ne kadar? %78. Bunun altına hiç düşmedi. Bunun altına hiç düşmedi. Yeni değil. Cumhuriyet'in 1950'lerden itibaren Türkiye'de bütçede vergi gelirleri %70'lerin altına hiç inmedi. %85'leri gördük. Biraz şimdi aşağı inmeye başladı. Peki
bütçede, yani Türkiye Cumhuriyeti için bütçe bu kadar önemliyse ve bütçede vergi bu kadar büyük bir dilime sahip ise, devlet bu vergiyi topluyor mu ki? Veya doğru topluyor mu ki dolaylı vergiler hala bu kadar yüksek? Devlet vergiyi toplayamadığı için dolaylı vergiler yüksek. Bütçede verginin oranı %78. Tacirden bu vergiyi alamadığında ne yapıyor devlet? Hemen açığı kapatmak için dolaylı vergileri artırıyor, bütçe açığını kapatıyor. Ama bu uzun soluklu gidebilir mi? Kesinlikle gidemez. Devlet ticareti vergilendirmek zorunda. Ticareti vergilendirirken bu vergiyi kimden alacak? Bu güncel bir veri, 2018 Ocak verisi. Şu anda Türkiye'de vergiyi 8 milyon 300 bin kişi ödüyor. Ne kadarı şirket bunların? 700 bin tanesi şirket. 2,5 milyonu da işletme. Peki gerisi, bakıyorsunuz 8 milyonun en yükseği KDV mükellefleri 2.400, gayrimenkul sermaye iradı olanlar 1.800. Totalde baktığımızda 80 milyonun bütçesi 8 milyon kişiden alınıyor. Bu doğru alınıyor mu? Bakın bu da 2016 Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı analiz raporu. Maliye Bakanlığı 2016 yılında incelediği mükellef oranı tüm mükelleflerin 2.38'i. Peki 2.38 ne demiş? Şunu demiş. Demiş ki, kardeş ben 118 lira kazandım. Devlet ne yapmış? İncelemiş. Bir bakmış 211 lira vergi kaybı var. Yani 118 artı 211 100 küsür ödemesi gerekirken adam 118 ödemiş. 211'i kayıt dışı bırakmış. Kayıt dışının inceleme oranları bu kadar düşük olmasına rağmen bu kadar yüksek olması devleti tedbir almaya itmek zorunda. Ve devlet de tedbiri nerede aldı? Devlet tedbiri e-sistemi kullanmakta aldı. Çünkü e-sistemde kontrol, biraz sonra söyleyeceğim nasıl kontrol edecek. Eskiden rahmetli dedem derdi ki, devletin önemini arz etmek için. Oğul derdi, devlet tavşanı arabayla kovalar. Eskinin bakışı oydu devlete karşı. Şimdi artık ben de diyorum ki, devlet artık vergi kaçırmayı bilgisayarla kovalar. Yani bunlar meslekileri yakalıyor. Efendim sen? Meslekilere bir şey yapıyor. Onun dışındakilere bir şey yapıyor. Evet. Şimdi bu oranların üzerinde çok fazla durmayacağım inceleme oranları. Yıllar itibariyle şeyleri almıştım. Bir örnek vereceğim sadece. Bu Ocak ayında Gelir İdaresi'nin firmanın ismini vermiyorum. Neden önemli bu? Devlet için bilişim çok önemli dedik. Artık hayatımızın ayrılmaz parçası oldu. Vergi çok önemli dedik. Devletin bütçesinin büyük bir kaynağı vergi üzerine kurulu. Ama devlet vergi alamıyor. Alın size bir örnek. Bu daha yeni. Bildiğiniz bir firma bu. Televizyon dizisi yayınlıyor. O dizinin fragmanını YouTube'da yayınlıyor. Yurt dışından, Dubai'den, Fas'tan, Tunus'tan, Almanya'dan insanlar giriyor. Onu tıkladıkça Google oraya reklam veriyor. Reklamlardan para alıyor. Aldığı para bir yılda 1 milyon dolar. Bir firmadan bahsediyorum. 1 milyon dolar. Vergi verdi mi? Kayıt dışı. Şimdi bunu takip edemedi devlet. Çünkü yurt dışından reklam geliri aldı Google üzerinden. Google fatura kesmedi. Bu eğitimin sonunda Google'un bu hüsranını da anlatacağız. Bakın bu kayıt dışının engellenmesi için sisteme ihtiyaç var. Kayıt dışının kontrolü için ne yapılıyor? Kayıt dışının kontrolü için şu yapılıyor. Maliye Bakanlığı, bakanlıklarla, biraz sonra bakanlıkların isimlerini de vereceğim. 10 tane bakanlıkla bir protokol imzalandı. 2015 yılının sonunda. Bu protokolün özü aslında bizi direkt ilgilendiren konulardan biri. İşbirliği protokolü. 11 bakanlığa bağlı kurumlar Maliye Bakanlığı'na bilgi verme zorunda. İkincisi, mali müşavirler yoluyla kayıt dışını kontrol için tedbirler getirdiler. Anlatacağım. E-uygulamaları sisteme getirerek, e-uygulamalar vasıtasıyla inceleme oranlarını artırıp sistemi kontrol altına almaya karar verdiler. Vergi denetim sisteminde RAMER denilen bir sistem getirildi. RAMER'i bileniniz var mı? İçinizde. Bakın biz bilmiyoruz. Betül Hanım eğitimlerden dolayı biliyor.
Ama hepimizin bilmesi gerekiyor, inanın. Ramer'i bilmemiz gerekiyor. Niye? Anlatacağım. Elektronik ticaret izleme merkezi kuruldu 1 Ocak'tan itibaren. Türkiye'deki artık bütün elektronik ticaretler izleniyor ve elektronik ticaret firmalarına da bir sisteme kayıt zorunluluğu getirildi. O kayıt vasıtasıyla yapılan bütün satışları devlet takip edebilir olacak. Elektronik bilgi sistemi ETBİS kuruldu. Elektronik ticaret firmalarının bu sisteme kayıt olma zorunluluğu getirildi. Tüm bu dijital operasyonlar devletin bilgiyi kontrol için getirdiği e-dönüşüm projesinin parçaları. Hangi bakanlarla işbirliği protokolü yapıldı? Baktığımızda bizi hangi boyutu ilgilendiriyor? Bankalar. Firmalarımızın bankalardan yapmış olduğu 5000 lira üzerindeki bütün para hareketleri rapor halinde gelir idaresine aylık olarak bildirilir. Şirket ortaklarının kişisel hesaplarından düzenli yapmış oldukları bütün ödemeler veya hesaplarına gelen düzenli ödemelerin tamamı gelir idaresine bilgi olarak verilir. Şimdi kendinizi gelir idaresinin yerine koyun. Bir şirket ortağının hesabına sürekli paralar geliyor. Bu paralar senin eline devlet tarafından, banka tarafından analiz edilmiş bir şekilde senin sistemine düşüyor. Tek tuşa bastığınızda o ortağın hangi şirkette ilişkili olduğunu görüyorsunuz. O gelen paraların kayıt dışı ticaretten kaynaklı mı gelip gelmediğini kontrol için uğraşmanıza gerek yok. Bilgisayarla bunu hemen yapabiliyor olacaksınız. Yapıyor artık devlet. Bu uygulamalar başladı. Sonra gümrükteki işlemler, bütün araba aldığınız, sattığınız, gayrimenkul aldığınız, sattığınız bütün bu verileri e-sistem üzerinden devlet kontrol edebiliyor. Peki bu kontrol için ilk etap dedik ya, işbirliği protokolüydü. Bakanlıklarla işbirliği protokolü yapıldı. İkinci etap, kayıt dışını kontrol için mali müşavirlerin üzerine gidilmesiydi. Ne yapıldı? Bildiğiniz gibi üstadlarım, 4 sırada oğlu tebliğ. Ne diyor? Mali müşavir verdiği beyannamede vergi ziyana sebebiyet olunmuş ise müteselsilen sorumludur. Ne demek? Mükellefe kesilen cezanın 100 lira cezanın 50'sini artık sana keseceğim mali müşavir.